Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1. 2017 100 dönem sonu. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Bir cümlenin isim cümlesi olabilmesi için orada mübteda ve haberi bulabilmek gerekir. Fiil cümlesi olabilmesi için fiil, fail bulmak gerekir. Ana bilgiler bunlardır. A şıkkı sade bir fiildir. Sade. Ne gibi? Kale gibi. Kale. Kâne. Bâ'e gibi ecref bir fiildir. Fiille başlayan bir cümle olduğundan fiil cümlesidir. B'ye geçtim. Ente. Ente bir fiil midir? Hayır. Zamirdir. Zamirle başlayan cümleler ne olur? İsim cümlesi olur. Çünkü zamirler isim soylu kelimedir. İsim türüdür. Ente sen lem tenem bakir. Lem tenem uyumadın bakiran erken. Ente mübtedadır. Lem tenem fiildir. Ente gizli zamir. Lem tenemde bir gizli zamir olan ente vardır. O da onun faili olur. Lem tenem ente. Bunlar birlikte ente derken şuradaki enteyi kastetmiyorum. Bu ente mübteda. Bunun işimiz bitti. Lem tenem bir fiil ve kendisinde gizlenmiş bir zamir var. O zamir de entedir. İşte lem tenem artı gizli zamir ente birlikte bir fiil cümlesi olur. Sağ tarafta gözümüzde görebildiğimiz enteye haber olurlar. Haber ne? Lem tenem ente. Bakiren de zarftır. Erken bir zaman bildirir. Demek ki burası isim cümlesidir. Niye isimle başladığı için? C şıkkına bak. Yel'ebu. Ya ile başlayan bir muzari fiil. Elet faalu. Onun faili olur. D şıkkı şareke. Katele gibi bir fiil. Şareke. Faale, yufailu, mufaile babından mazi fiil. Ellaibu onun faili olur. E şıkkı. Hel harede, hel mu, mi, mu bir soru edatımız. Geldi mi, gitti mi, çıktı mı, baktı mı, anladı mı gibi. Ardından gelene bakman lazım. Ardından harace, ketebe, nasara, fetaha gibi bir fiil. Dolayısıyla burası da fiil cümlesidir. Yani helle başladı, hel isimdir, öylesi isim cümlesidir diyemezsin. Hel harftir, edattır zaten. Helle başlayan cümlelerde kendisine değil, kendisinin sol tarafındakine itibar edeceksin. Cevap B'dir. Çünkü isimle başlamıştır. İsim cümlesidir. Mübteda haberden oluşmaktadır. Hemen sağdaki 5'e bakalım. Hasbuna. Hasbuna ne demek? Bize yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Duymuş olmalısınız. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Duymuş. Demek ki hasbuna bize yeter demektir. Yetme manası var burada. Öyleyse yetme manasında bir şık aranıyor. O da ne olacaktır? Kefa yekfi, ekfa yekfi. Yani kefa yekfidir. Yekfi yeter, na bize. Ne yeter? Artık gerisi gelir bana göre. Demek ki yekfi nadır, c'dir. Neden kefa? Yekfi yetme manasına gelir. İki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde cinsiyet uyumu yanlıştır? Öyle zannediyorum ki ikinci ünite olsa gerek değil mi? Müzekker müennes konusu vardı. Müzekker müennes konusu. İkinci ünite olsa gerek. Müzekkeri de müennesi de çeşitli kategorilere ayırmıştı kitap. İşte hakikisi var, mecazisi var, lafzisi var. Lafzi olanı var. Buna göre baktığımızda A şıkkı er-racülü, racül adam demektir. Manaya bak, müzekker değil mi? Er-racül adam, kişi. Belirli bir erkekten bahsediyor. Elif, lam, mim, harfidir. Peki tamam. Seyyib nedir? Seyyib'e bakıyorum. Seyyib kelimesinde de bir müennes alameti. Yani kapalı ta veya elif memdude veya elif maksura gibi bir şey söz konusu değil. Öyleyse müzekker uyumlu diyemiyoruz. Neden? Seyyib'in manasında müennes. Lafzında yok ama manasında var. Seyyib neydi? Kocası ölen kadındı değil mi? Öyle bir manası var. Yani er-raculü kişi Seyyib'in kocası ölmüş. Diyebilir misin? Erkek zaten kocası yok. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Uyum olmamış. Cinsiyet yönünden bir yanlışlık var diyebiliriz. B şıkkında el-fetâ merîzûn.
Burada hastalıktan bahsedilmiş. Er-rihu kaviyyetun, rüzgar güçlü demiş. Beşik, işitip bağlayayım. Şimdi burada özellikle değinelim. Şu D ile E'ye özellikle değinelim. D'ye baktığında Aişetu bir müennestir. Ayşe bir kadın, bir müennes, bir dişi. Yani balik müennes mi acaba? Aralarında uyum var mı? Vardır çünkü balik dul demek yani. Boşanmış kadın. Talik kelimesinden racülü kullanamazsın. Talik boşanan kadınlar için kullanılan bir kelimedir. E şıkkı Zeynebu Anis. Zeynep Anis'tir yani evde kalmıştır. Kocaya gidememiş, evde kalmış şeklinde düşün. Evde kalmışlık kelimesi olan, evde kalmışlık manası taşıyan anis lafzı da erkekler için kullanılmamaktadır. Yani bunların manalarında müennislik var, lafızlarında yok. Bu ünite bir de kullanılan kelimeler. Bu kelimeleri kitap gidip sözlükten bir kelime bulup da yazayım dememiş. Ünite bir de geçen kelimeleri kullanmışlar. Dolayısıyla ünite birdeki kelimeleri dikkatlice okuyup az çok bir göz aşinalığı oluşmuş ise çözülebilir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mübteda haber arasında ikilik uyumu vardır? Şimdi ikinci soru müzekker müennes sorusu idi. 1'e baktığında bir de eş anlamlı tamam yani bunun bir üniteyle de alakası yok. 1'e baktığımızda isim cümlesi demiş. İsim cümlesi ünite 1'in sorusuydu. 6. soruya baktığımızda mübteda haber arasında uyumdan bahsediyor. Mübteda haberle mübteda haberin uyumlu olması gerektiği ünite 1'de ve daha sonraki mübteda haber konusunda işlenmiş olmalıdır. İkillik, yani asıl kelime burada ikillik uyumu. İkillik tesniye demek değil mi? Müsenna, ikillik. Sen ne yapacaksın? Evvela şıklarda ikil olan kelimeleri bulacaksın. İkillik uyumu mübteda ile haber arasında ikillik uyumu. Yani mübteda da haberde ikil olmalı, tesniye olmalı. Ardından bir de uyum var mı yok mu? Ona bakacaksın. Nerede var bu ikillik uyumu? Zaten tek bir şıkta var. A'ya bakarsan el ulema o alimler nedir? Siracı, ümmetin kandilidir, ışığıdır, yol göstericisidir. El ulema o mübteda da siracı haberdir. El ulema o alimun ulema cemi mükesserdir, tesniye değil. Buradaki mübteda tesniye değildir. Haber de tesniye değildir. B şıkkı ene talibetun. Ben bir kız öğrenciyim diyor. Ene mübteda talibetun haber. Nasıl? Her ikisi de müfret. C şıkkı hüve talibun. O erkek bir öğrencidir. Her ikisi de müfret. D'ye baktığımda eşşeceratu hazra. Her ikisi de müfret. Yani eşşeceratu hazra. E'ye baktığımda el fellahani mesrurani. Eşik koymamışlar numara. Hareke koymamışlar. Koymalarına gerek yok. El fellahane diye bir kelime yok. El mesrurane diye bir kelime yok. Cemi müzekker salim olamaz. Mesrurune şeklinde. Çünkü cemi müzekker salim olsa nun sağında da elif olamaz. Ne olabilir? Vav veya ya olabilir. İrab konusunda bunu bilirsiniz. El fellahane mesrurane. El fellahane iki tane çiftçi nedir? Mesrurane sineçlidir. Mübteda haber bunlar. El fellahane mübteda mesrurane haber. Her ikisi tesniyedir. Dolayısıyla aralarında uyum vardır. İşte müzekkerdirler. O uyum da vardır. Her uyum olduğundan kendileri mübteda haberdir. Sadece marifelik nekrelik uyum yok. Zaten o uyumda olsaydı sıfat mevsuf değildi. 3 numaralı soru hangisi çoğuldur demiş. Yine bir cemi mükesser sorusu. Cemi mükesser yani kırık çoğul sorusu sık sık çıkabilen bir soru tarzıdır. Dolayısıyla kelimeleri müfret, tesniye, cemi şeklinde ezberlemek gerekir. Yani tesniyeleri zaten bellidir de müfret, cemi şeklinde ezber yapmak gerekir. Önemlidir. E şıkkında cebelün bir dağ, cibalün dağlar. Dağ, dağlar manasında E şıkkı cemi mükesserdir. Demek ki diğerleri değildir. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde irab alameti yanlış bir fail bulunmaktadır? İrab alameti yanlış olacak. Fail olduğuna göre fail nedir? Merfudur. Yanlış alamet olacak. Yani fail merfu olarak değil de mensup veya mecrur olarak karşımıza yazılmış. Veya merfu yazılmış ama yanlış verilmiş irab alameti. Hem merfu hem de alameti yanlış. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Mesela
Esma-i Sitte veya Esma-i Hamse dediğimiz Ebun, Ehun, Hamun gibi kelimeler var. Sen gelip bunlara ne yapman gerekir? Merfuluk alametini vavla vermen gerekir. Ya ile verirsen ne olur? Yanlış olur. Elifle verirsen yanlış olur. Veya Cevim-i Zekker Salim'in burada fail yaptıklarını varsay. Ne yapmaları lazım? Artık onu vavla yazmaları lazım. Mesela katibune gelip buraya fail olan kelimeyi katibine diye yazarlarsa yanlış olur. 7'de ne dedik? İrab alameti yanlış fail. Evvela faili bulabilmen gerekiyor ki o faili yanlış mı alamet verilmiş? Bunu anlayabilirsin. Böyle bir durum var. Faili tespit edebiliyor muyuz? A şıkkı yenşuru neşara mazi yenşuru muzaridir. El münafiyenşuru yayıyor. Yayıyor. Kim? El münafıkuna. Münafıklar yayıyor. Neyi yayıyorlar? El fitneti fitneyi. Beynel. Yes, önemli bir gerçi. Yenşuru fiil. Ardından el münafigune merfu olarak gelmiştir. Faildir. Raf alameti vavdır. Doğrudur. Çünkü Cem-i Müzekker Salim'dir. Cem-i Müzekker Salim'in raf alameti vavladır. Vavla vermişler. Bir problem yok burada. Peki el münafigune kelimesinin fail olduğunu sen nereden anladın hocam diye soranlar olabilir. El münafigune kelimesinin evvela Cem-i Müzekker Salim olduğunu bilmen gerekir. Onu nereden bildin? Kelime vav ve nunla bitmiş. Her vav ve nunla biten cemi müzekker salim midir? Elbette değildir. Ama %95 oranında böyle denk gelir. En münafıkuna cemi müzekker salimdir. Cemi müzekker salimler vavun veya vavun yerinde ya da olabilir. Ya'nın şeklinde yazılır. Vavun diye yazılmışsa merfudur. Dolayısıyla fiilden sonra gelmiş ise merfu olarak fiil malumsa, tamsa gibi şartlar elbette var. Bu durumda hani diyoruz? Fail diyoruz. B şıkkı el-e'şabu mütteda olur. Tedrisu var. Şimdi tedrisu fiildir. Ha mef'ulü bihtir. El-efyale kelimesi ise faildir. Nasıl fail? El-efyale diye olmaz. El-efyalu olur. Değil mi? Cem-i Zekker Salim burada fetha almıştır. Adeta mef'ulmüş gibi mensup yazılmış. Bu bir hatadır. Kendisi elif ya lu şeklinde merfu olmalı. Çünkü tedrisu fiildir. Ha meful bihtir. Elif ya lu fail. Nereden anladın? Tedrisu muzari fiildir. Kendisine bitişen ha zamiri fail olmaz. Meful bihtir. Artık bize fail lazım. Fail de mecburen elif ya lu olacak. Failler merfu olmalıdır. Raf alameti olarak zamme alması zorunludur. Az önce zamme aramamıştım. Çünkü Cem-i Müzekker Salim'de zamme yani ötre aranmaz. Vav aranır. Oysa cemi mükesserlerde vav değil, ötre aramış, zamme aramış. Bu gibi ayrımlar nereden çıktı? Kitapta var esasen. Anlamamış olma ihtimaliniz elbette var. İsimlerde irab konusunu bir tekrar etmenizi öneriyorum. Ünite 1'in konusu, ikisi, 2'nin, 3'ünü bilmiyorum ama videosunu çekmiştik. 3'e baktığında şa'arat fiil el-mehâtû. Onun failidir, merfudur. Raf alamet olarak zamm almış. Şa'arat fiil. Şa'arati olduğuna bak. Buradaki esre arizi. Sonra ben diye. Diye bak. Ve telakka Ademu min Rabbi kelimatin fetabe aleyh. Ayet yazmışlar. Telakka fiil Ademu fail olur. Merfudur raf alameti zammedir. Yuhibbul muslimunallaha ve rasulehu. Biraz değiştirmişler cümleyi. Yuhibbu sever. Ahabbe yuhibbu muzari fiildir. Ya ile başlamış. Telakka da T ile başlamış. Ama telakka burada muzari değil. Mazi idi. Yuhibbu'daki ya ise muzari alameti olarak gelmiştir. El muslimune. Cevim zekâ sarimdir. Vav onun vaf alametidir. Dolayısıyla faildir. Yani bir hata yoktur. Hata nerede? B şıkkı. Neden? Fail olan kelime mensup yazıldığı için. 4. Hangisi madde değildir? Hangisi değildir? A şıkkında babu safi, sınıfın kapısı. El saf, elif lam olduğu için marif olmak zorunda. Marifeye muzaf olana da marifedir demiştik. Dolayısıyla bab da marife. Yani her iki kelime de marife bu. Hadi ismi şart olduğu için marife. Aişe tu özel isim olduğu için marife. E şıkkında el feta, elif lamlı olduğu için marife. Demek ki Medine kelimesi marife değil, nekre. Medine özel isim değil mi? Şehir değil mi?
özel isimler marifedir. Buradaki Medine şehir demektir. Bizim Arabistan'da bildiğimiz Medine şehri değil yani. Genel olarak şehir Ankara, İstanbul fark etmez. Şehir. Dolayısıyla nekredir. Eğer Ankara diye belirli bir şehir olsaydı, işte İstanbul gibi, bu durumda özel olacaktı. 8 cümlesinin Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Fekkera düşündü. Kim? Eşşairu şair. Hangi noktada, hangi konuda? Fi kelami Leyla, Leyla'nın kelamı hakkında, Leyla'nın sözü hakkında şair düşündü. Doğru çeviri hangisidir demiş. Fekkara hani fa'ale, fa'il, tef'il, tef'il babından mazi fiildir. Fekkara kalıbında fa'il. Eşşairu fa'ildir. Fekkara fiil, fa'ildir dersen. Fekkara tef'il babından mazi fiil. Eşşairu onun fa'ildir. Referanatı zamm. Hangi konuda düşün? Fi kelami Leyla. Fi harfi cer. Kelam onun mecruru. Kelam aynı zamanda muzaf. Leyla onun mecruru. Leyla kelimesi sonunda elifle bittiği için elif maksurayla bittiği için kendisinin irabı takdiri olur. Yani leyleyi, leyleyin gibi bir şey söz konusu değil. Leyla diyeceksin ama sonundaki elifin üzerinde veya altında diyelim. Takdir demiş bir kesre olduğunu yani esre olduğunu bileceksin. Takdiren mecrurdur. Takdiri irabın gerekçesi elif maksurayla bitmiş olmasıdır. Doğru çeviri A'dır. Leyla, şair Leyla'nın sözünü düşündü. Şair Leyla sözünü söyledi. Hep tekrar düşünmekten. Efela tetefekkerun. Tetefekkera. Tetefekkerun hala düşünmüyorum. 9. Boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bu neyle alakalı biraz da? Birkaç şeyle alakalı diyebilirsin. Alakalı olduğu şeylerden bir tanesi elbette manadır. Mesela A desek nehfezu. Hepsi aynı kökten kelimeler. Hani hafe va kökü. Diyelim ki manaları bilmiyoruz. Manayı çözümlemek istedik. Nereden bakabiliriz? Şöyle bir sözlük sitemiz olduğunu daha önce söylemiş olabiliriz. Siteyi görüyorsunuz. Almaani.com. Bu siteye şöyle bir yazma yeri var. Arapça olarak kelimeyi yazıyoruz. Bu kelime diye veya cümleyi gir. Aradığın, arayacağın cümleyi veya kelimeyi gir. Arapça olarak buraya yazıyorsun. Ardından arama butonuna basıyorsun. Bu da ne yapıyor? Cümleyi size buluyor. Bu cümleyi hem Arapça hem İngilizce, Türkçe çeşitli manalarda sizlere verebilmekte. Dolayısıyla araştırma yapmak için güzel bir site olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte şimdi en uygun kelime neydi? Sa'r fiyat demek. Fiyat, ücret. Ba'etike mallar demek. Ba'etike. Ke var. Senin mallarının. Kendi sattığın pazarda, manavda sattığın, satacağın malların fiyatını. Eyyuhel bai'i, ey satıcı. El bai'i satıcı demek. İşte ey satıcı, satmakta olduğun malların fiyatını ne yap? İhfiyu aşağıya çek. Fiyatı düşür. Pazarlık yapıyor işte. Kişi burada pazarlık peşinde. O yüzden ihfiyu demiş. Emir kalıbı kullanmış. Rica manasında. Ente sen. Ente gizli zamir fail. Sa'ra ise burada mef'ulü bih. Yani nehfez olsa biz aşağıya çekiyoruz. Sanki satıcı kendisiymiş gibi. Ehfez olsa ben aşağıya çekiyorum. Sen satıcı değilsin ki. Veya hafeztu yine ben aşağıya çektim. Hafezna biz aşağıya çektik manasına gelir. Bunlar doğru kelimeler değil. Burada satıcıya hitap söz konusu değil mi? Eyyuhel bai' diyerek bir satıcıya hitap edildiği ortaya çıkıyor. Satıcıya da ben fiyatı düşürdüm, düşürüyorum diyemezsin. Düşürür müsün? Düşür şeklinde diyebilirsin. Pazarlık söz konusu. C şıkkı. Peki neden dolayı? Manadan dolayı. Bir, mana. İki, sadece mana yetmez. Farklı bir seçenek ne olabilir? İhfız ente. Sen düşür. Yine mana diyebilirsin. Ona bakalım. 10 numaralı soruda ne var?
cemi'al enaşit. En uygun hangisi tamamlar diyor. Noktalı yere uygun olarak getirilecek harfler hangisidir? Ders görüyoruz. Nerede görüyoruz? Fil medresesi. Okulda görüyoruz. Burada fi doğru olacaktır. Mekan bildirdiği için. Manayla alakalı bir soruydu. 11. İrab yönünden tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl tamamlarsın? Sellemtu, selleme fi, tu fail, ala harfi cer. Ala harfi cer olduğuna göre sana ne lazım? Mecrur bir kelime lazım. Hangisi mecrur? Artık mecrur bir kelime arayacaksın. Bakıyorum hepsi de s ile bitmiş. Ebbalip hariç, e şıkkı hariç hepsi s ile bitti. Öyleyse hepsi de mecrurdur diyemezsin. Et-Tirmizani'deki esre kelime tesni olduğu için geldi. Yani tesni alameti olarak gelmiştir. Cer alameti olarak gelmedi. Burada ala olmasa da Tirmizani yine Tirmizani diye yazılır. Tesnilerin irab alameti harekeyle değil ki harfle diyor. Elif sonuncu harfi yani bunun sağındaki elif bu kelimenin merfu olduğunu gösteriyor. B'ye bak. Eddalibbeyni. Nun'un sağındaki ya kelimenin cer halinde olduğunu gösteriyor. Elbette nasb halinde olsaydı da yine ya ile yazılacaktı. Diğer şık C, D, E'ye bak. Her biri arkadaşlar. E şıkkı ebbalibe. Zaten tesniydi. Müfret bir kelime. Nasb alameti olarak feta almış. Ama C ile D'ye bak. Her ikisi de tesniydir. Cer alameti olarak esre almamışlar. Nun'un sağında elif var. Yani bu kelimeler merfudur. Unutmayın kelimelerin bir kısmı harekeyle bir kısmı harfle irab alır. Tesniye harfle irab almaktadır. Raf halinde elif, nasbında cerrinde ya olur. Gidip bu kelime esreyle bitti. Öyleyse mecrurdur diyemezsiniz. Çünkü tesniyelerde esre onun irab alameti olmamaktadır. Aranan şık C'dir. Bali, bani, bali, beyni. Elif ya yerine elif olsaydı kelime merfu olurdu. Ya geldiğinde cer hali. Sellemtü'den selam verdim. Kim üzerine? Kime yani? Alet bali değil. İki erkek öğrenciye selam verdim. Fil hadigati bahçedeki. On iki numaralı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde harfi cer lazım fiili mutaaddi yaparak fiile geçişlilik kazandırmıştır. Esasen şu 2,5 satırlık soruda yazım yanlışları vardır. Lazım fiili mutaaddi yaparak fiile geçişlilik kazandırmış. Bu doğru bir yazım değildir. Aslında ne demesi gerekirdi? Harficiler lazım fiili mutaaddi yapmıştır. Mutaaddiye dönüştürmüştür demesi lazım. Hem mutaaddi hem geçişlilik. Yani aynı şeyler zaten. Gereksiz kelime kullandığından, cümle uzattığından yazın yanlışı olmuş soru. Sonuç olarak bize ne lazım? Bir tane lazım fiil var. Bir lazım fiil bulacağız. Bu lazım fiil bir harfi cer vasıtasıyla mutaaddiye dönüşmüş olacak. İşte böyle bir şık aranıyor. A şıkkı vallahi vallahu kasem yemin ifade ediyor. Vallahi Allah'a yemin olsun ki ma qara'tu ben okumadım er-risalet risaleyi okumadım. Ma mai nafi olumsuzluk qara'e mazi fiil tu mutasıl zamir merfu zamirdir. Faildir er-risalete meful bihtir. Ama konumuz bu değil. Harfi cer mutaddilik sağlamış mı? Sağlamamış. Qara'e okudu kim neyi okudu diye zaten qara'e fiil mutaddidir. Lazım değil ki lazımlıktan mutaddiliğe terfi etmiş olsun. B şıkkı ketet tübil kalemi ketebi fi tu fail. Ketebe yazdı demek. Kim neyi yazdı? Yani ketebe zaten mutaddidir. Ketet tu ben yazdım. Ne vasıtasıyla ne aracıyla. Ba harfi cerri çeşitli manalara gelir. Arapça bir ünite 7-8 gibi olabilir. Belki üzüntüdür. Orada harfi cerlerin geldiği manalar ifade edilmiştir. Açıp bakarsanız ba harfi ceri araç gereç vasıta. İşte ketep ben yazdım ne vasıtasıyla ne aracılığıyla yazdım. Bir kalemi kalem vasıtasıyla kalem aracılığıyla yazdım. Baya aracılık manası verdik. Ama buradaki asıl yani konu neydi? Konu ketebe zaten mutaaddidir.
lazım değil ki harfler vasıtasıyla mutadiliye dönüşmüş olsun. C şıkkına geldik. Ma may nafiye yine. Ma ca gelmedi. Ca alif bir mazi fiil. Ezvektir. Gelmedi. Na bize. Aslında full bir. Min beşirin. Bir beşir. Vele nedir? Ne nezir, ne beşir, ne de nezir. Yani ikisi de bize gelmedi. Nedir yazmıyor da ayet devamında vardı. Noktayı koymuşlar. Min beşir. Buraya kadar yeter demiş. Sonuç olarak min burada zaittir zaten. Zait yani tekil için, süs için, güzelleştirme, pekiştirme için gelmiştir. Bir fiili örnek cai, başka fiil yok zaten. Lazımlıktan mutaaddiliğe dönüştürmüş değildir. D şıkkı ma eytu. Ma raeytu ben görmedim. Hu onu. Muz yevmin cumaati. Cuma gününden beri. Muz harfi cerrimiz. Muz yevmin cumaati. Cuma gününden beri. Cuma gününden itibaren. Ma raeytu. Ben onu görmedim. Tu ben. Hu o. Ben onu görmedim. Onu sütla ma'dan geliyor. Peki ra'a lazım da mutaddiye mi dönüştü? Bu sebebiyle. Hayır. Ra'a zaten nedir? Mutaddidir. Doğuştan mutaddi. Sıra E şıkkına geldi. Eta geldi demek. Eta yetti. Eta mazifi. Ete ye aslında. Ete de. Ya son harfi iddetlidir. Eta geldi. Lazım ki. Kim geldi? Ahmedu. Ahmet. Ahmet onun faili olmuş. Merfudur. Raf alameti. Zammettir. Ardından bi harfi cerri gelmiş. İşte eta fiili. Ba harfi cerri ile lazımlıktan mutaindiliğe dönüşmektedir. Dolayısıyla eta harfi cerri ile lazımlıktan mutaindiliğe dönüşmüş. Yani aranan şık budur. Eta geldi. Ahmedu Ahmet. Ardından bi geldiği için eta Ahmedu Ahmet getirdi. Bi kutubihi kendi kitaplarını getirdi. Veya kendi kitaplarıyla beraber geldi anasına da gelebilir. Sonuç olarak eta bahar cerri sebebiyle mutaniye dönüşmüştür. Cevap E'dir. 13. Cümlesinin failinin irabı aşağıdakilerden hangisidir? Belagana ennel bernamece Şimdi cümlede fail var diyor. Öncelikle faili bulacaksın. Daha sonra irabı üzerine konuşacağız. Faili bulmadan irabı şudur derse bilmediğin halde konuşmaktır. Belaga, ketebe, fetaha, nasara gibi nedir? Mazi bir fiil. Belaga. Na ne olur? Mef'ulü bih. Na neden mef'ulü bih'tir? Çünkü hemen sağındaki ilk harf burada gayn. Gayn olur, ra olur, kef olur. Fark etmez ya. Harf önemli değil. Önemli olan na'nın bitiştiği harf. Harekeli mi, sakin mi? Önemli olan burası. Burada gayna bitişmiştir ve harekelidir. Madem ki na'nın bir öncesi harekeli, öyleyse na'ya biz mef'ulü bih diyoruz. Mef'ulü bih diyoruz. Tabi maziye bitişirse böyle, emri hazire bitişmiş olsa mesela unsur sen yardım et değil mi? Ente fail olur. Na bize yine ne olur? Mef'ulü bih olur. Oysa bir öncesi sakin olduğu halde unsurna hani ben surna alakam kafirinde olduğu gibi. Ama şu an mazi fiile bitişmiş. Na zamiri mazi bir fiile bitişirse na'nın sağındaki ilk harf harekeli ise na'ya mef'ul bih. Eğer na'nın sağındaki ilk harf bu da gayet işte o. Sakin olursa na'ya fail diyeceksin. Bu da fail değildir. Mef'uldür. Peki fail ne? Ennel bernamece müteahhar. Yani cümledir burası. Ennel bernamece. Bernamece program demek olsa gerek. Müteahhar da gecikmiş. Programın geciktiği bilgisi, gecikmesi bana ulaştı. Gecikeceği bana ulaştı. Ennel bernamece müteahhar. Enne ismini nasıl haberini rafiden edatlardan bir tanesi. El bernamece onun ismi müteahhar ise haberidir. Enne nasıl amel yapar? Masar amel yapar. Ennel bernamece müteahharun. Programın gecikeceği gecikmiş olduğu bana ulaştı. Fail ennel bernamece müteahhar olduğuna göre buradan yola çıkarak onu irabına açtıralım. A şıkkı. Muttasıl zamirdir diyor. O nadir. Na mef'ulü bih fail değildir. Dolayısıyla muttasıl zamir değil fail. A yanlış. B.
Müstetir zamirdir. Gizli bir zamir cümlede hiç yok. Dolayısıyla o da yanlıştır. C şıkkı cümle mahallen merfudur. Yani fail cümledir. Mahallen merfudur. Evet, fail cümledir. Enne garnamece müteahharun bir isim cümlesidir. Ve mahallen merfudur. Niye mahallen? Çünkü cümleler mahallen ira. Peki niye merfu? Çünkü fail. Failler mesul olamaz. D şıkkı şibhül cümledir diyor. Şibhül cümle olabilmesi için harfi cer ve mecruru, zarf ve mecruru gündeme gelir. Onlar yok burada. E şıkkı muttasıl zamir diyor. Muttasıl zamir sadece na var. O da mef'uldür, fail değildir. Dolayısıyla konumuz değildir. Aranan şık C'dir. Çünkü fail burada cümle olarak. Ennel bernameci müteahhar. Sadece enne fail değil. Sadece bernameci değil. Sadece müteahhar değil. Bir bütün olarak. Ennel bernameci müteahharun. Bir cümle olarak burada faildir. Faillerin tamamı merfudur zaten. Mahallen merfudur, lafzan merfudur. Değişir. Cümle olduğu için mahallen merfudur. Cevap budur. 12'de aşağıdaki cümlelerin hangisinde muzaf olan kelime cemi müzekker salimdir diyor. Bu da güzel bir soru. Tesniyeler olsun, cemi müzekker salimler olsun. Muzaf olduklarında sonlarındaki nunun düşeceğini ifade etmiştik. Bu bilgiye dayanarak. Cemi müzekker salim nasıl mesela? Katibune, katibine şeklinde yazılabilir. Katibune raf hali, vavla yazıldı. Katibine ya ile yazıldığına göre nasba ve cerre örnek olur. Ama bu kelimeler aynı zamanda muzaf olursa sondaki nunu düşecek. Yani katibune, katibu diye kalır. Sonunda vav kalır. Katibine, katibi diye kalır. Sonunda ya kalır. Bu bilgilere dayanarak çözmeye çalışalım. 14. sorudayız. A şıkkı. Allahümme ey Allah'ım ilfir bağışla li beni. Burada cemi müzekker salim yoktur. Muzaf var mıdır? Muzaf bile yoktur. B şıkkı. Fahasat tabibu an ri'etihil meridi. Burada cemi müzekker salim muzaf olmuş mudur? Olmamıştır. Neden? Cem müzekker salim var mı ki? Ri'eteyni kelime tesniye idi. En fazla tesniye olabilir. Cem müzekker salim olamaz yani. Dolayısıyla B'de cem müzekker salim yok. C'ye bakalım. Aynel hasani veya hisani ve iste vesatani ve isatani vesatani ve isatani. Burada da tesneler rol almış. Ayna nedir? Ayna. Bildiğimiz ayna değil elbette. Aynani. Kelime tesniye idi. Hala tesniye de. Sonundaki nun harfi düştü yani muzaf olduğu için. Aynani. Aynun bir göz. Müfrettir. Aynani iki göz. Tesniyedir. Tesniye kelime burada muzaf olduğu için sonundaki nun harfi düşmüş. Ayna diye kalmış. Aynani ayna kalmıştır. Cem müzekker salim C şıkkında hiç yok ya. Yani. D'ye geldik. Celese yeclisu muzarifi muallimu. Evet, meşhur bir kelimeyi kullanmışlar ki gözden de kaçmasın. Muallimu. Muallimun, muallimani, muallimune. Bilindik, bilebileceğiniz aşina kolay bir kelimeyi cem müzekker salim yapmışlar. Anlaşılsın diye. Yeclisu muzarifi muallimu. Cemi müzekker salimdir. Aynı zamanda muzaftır. Şimdi muallimu kelimesinin muzaf olduğunu ben nereden anlarım? Şöyle anlayabilirsin. Yeclisu muzari fiildir. Merfudur. Raf alameti zammedir. Muallimu'yu çözemedik diyelim. Yani adından gelen kelime el medrese. El medrese kelimesinin el medrese ti mecrur olarak yazıldığını görüyoruz. Yani sonuncu harfinde esre var. Düşünmen gerekiyor zaten. Kelime neden esreyle bitti? Bir hareke, bir irab gördüğünde neden diye sorman lazım. El medreseti mecrurdur. Cer alameti esredir. Peki onu ne cer etti diye düşünmen gerekir. Başına baktığım harfi cer var mı? Yok. Muzaf var mı? Mecbur olması lazım. Harfi cer yoksa muzaf olmalı. Yani bir de şu olabilirdi. Tabiyet ile. Yani mesela el medrese mensuftur.
işte sağında sıfatı var. Ona uyduğu için bu irabı aldı diyebilirdin. Veya tekit, bedel, atıf, matuf gibi bir tabiyet yöntemiyle de mecrur olmuş olabilirdi. Veya el cerru bil civar denilen bir maddeden dolayı da olabilirdi. O daha nadir bir durum. Sonuç olarak el medrese ti kelimesi mecrurdur. Sağında harfi cer olmadığına göre muallimu kelimesi de muzaf olması lazım. Tabii sen biliyorsan muallimune, muallimune, muallimine, muallimi, katibune, katibu, katibine, katibi şeklinde birazcık çalışma yaptıysan yani mesela fari katibune, nun düştü mü katibu kalır gibi. Bu şekilde 3-5 kelime tekrar yaptıysan muallimune, muallimu diye kalmıştır anlayabilirsin. Tamamdır yani muallimune muallimu diye kalmıştır. Cemizekte salimdir. Yecisufi muallimu faildir ve muzaftır ve cemizekte salimdir ve marifedir. Çünkü el medrese marifedir. Ona muzaf olan da marife olur. 15. Altı çizdiği kelimelerden hangisi failin sıfatıdır? Bize ne lazım? Evvela bir fail lazım. Bir fail bul. Ardından git. O failin sıfatı olabilir mi olamaz mı onu söyle. Ama unutma, eğer failin sıfatı olacaksa bir fiil cümlesinden bahsediyor olmamız lazım. Evvela değil mi? İsim cümlesinde fail yok. Evvela fiil cümlesi olacak. Başka, failse merfu olacak. Bu bilgileri unutmadan başlayalım. A şıkkı, Muhammedun tacirun emin. Muhammed kelimesi mükteda olur. Muhammed neydi? Tacirun, bir tacirdir, satıcıdır. Öyle satıcı ki emin, güvenilir. Muhammed Mübtıda, tacir, haber ve mevsuf. Emin de onun sıfatı olur. Burada Mübtıda haberden bahsettiğimiz için isim cümlesidir. Dolayısıyla fail olamaz çünkü fail fiil cümlesinin bir öğesi olmakta. B'ye bakalım. Yentehi, inteha, yentehi, yentehi muzari fiildir. El-âmu, onun failidir. Nitekim merfudur, raf alameti, zammedir. Eddirasiyyu ise el-am kelimesinin sıfatı olmaktadır. Sıfat mevsuf ilişkisini de unutmamak gerekiyor. Yani dört yönden uyum olması lazım. El-am kelimesi ile eddirasi kelimesi arasında ne gibi uyumlar var? Bir, her ikisi de marifedir. El-amu, eddirasi her ikisi eliflamlı marifedir. İki, her ikisi de merfudur. Üç, her ikisi de müzekkerdir. Dört, her ikisi de müfrettir. Bu kadar uyum varsa zaten onlar sıfat mevsuftur. Sıfat mevsuf ilişkisini bulduk. Ama sıfat mevsuf ilişkisini bulmak yeterli değil. Mevsuf olan kelime fail mi? Evet. Çünkü fiilden sonra merfu olarak gelmiştir. Fiilden sonra merfu olarak gelen her kelime fail midir? Hayır değildir. Fiil meçhul ise o merfu kelimemiz fail değil, naib-i fail olur. Fiil nakıs ise kâne gibi kânenin ismi olur. Böyle ayrıntılar da var. B şıkkında tacir ile emin arasında da dört tane uyum vardı değil mi? Her ikisi birden nekre, her ikisi de müfret, her ikisi de müzekker gibi uyumlar. Dört tane uyum var, her ikisi de merfu. Ama buradaki mensup olan tacir kelimesi fail değil. Mesela o. C'ye bak. Yektubu ketebe, yektubu muzaridir. Salih onun failidir. Salihun merfudur ve faildir. Öyleyse sıfatının da merfu gelmesi gerekir. Enceliyle kelimesi mensup geldiğinden salih sıfatı değil, ederse yani mef'ulün sıfatıdır. Ederse mef'ul, encelik de mef'ulün sıfatı, fail değil. D'ye bak, ene ben dalibetim, bir kız öğrenci. Ki Türkiye'ye ben bir kız öğrenci, Türkiye'li bir kız öğrenci. Ene müpteda, dalibe haber, Türkiye ise talibin sıfatıdır, failin değil yani. Çünkü fiil yok ki fail olsun. E'ye bak, Era ben görüyorum fil cevvi havada zuba ben çeşni diyor. Baba ben keşif ben. Baba sisteme keşif yoğun. Baba ben keşif ben. Burada ne var? Era fiildir. Ene gizli zamir faildir. Sonuç olarak fail merfudur. Merfu bir kelime ardından gelmediği için onun sıfatıdır diyebileceğimiz bir kelime ortada. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde muzaf fail olarak gelmiştir? Yani bir muzaf var ki o muzaf aynı zamanda faildir. Veya bir fail var ki
aynı zamanda muzaftır. Nasıl dersen de. Sonuç olarak iki görev üstlenen bir kelime oluyor. Bu kelime hem fail hem de muzaf olmalı. A şıkkı iftetaha raisul camiati külliyetet terbiye. İftetaha fiil. Rais faili. Failden sonra gelen kelime mecrur gelmiş. Demek ki rais hem fail hem de muzaftır. Çok basit bir soruydu. Fiilden sonra merfu gelen kelime faildir. Öyleyse rais faildir. Ardından gelen kelime mecrur yazılmış. Demek ki rais aynı zamanda muzaftır. Diğerlerinde aynı durum söz konusu değildir. Hiçbirinde failin ardından mecrur bir kelime gelmemiştir. Mesela B'ye bakalım. Yufevvül fiildir. Kesirun faildir. Minen nas. En nas mecrur ama başında harfi cer olduğu için mecrur. C'ye bak. Salleytu salate zuhri. Salleytu tu faildir. Ardından salate mensup kelime geldi. D'ye bak. Muhammedun tabibul esnan. Burada zaten fiil yok, fail yok. E'de de fiil yok, fail yok. 19. Veba'ahu kütabu diye devam eden cümlede adiduna zıt anlamlısı nedir? Adiduna kaliluna. Adiduna çok adetlenmiş, çok sayıda kitaplar. Kaliluna da az sayıda kitaplar olduğundan A şıkkıdır. Eş anlam, zıt anlam sorusu. 17'ye baktığımızda boş bırakılan yeri muzafun ileyh olarak tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisi olur? Va'fu muzaftır. Noktalı kelime, noktalı yere de bir tane muzafun ileyh getir diyor. Getireceğin muzafun ileyh hepsi olabilir mi? Hepsi olamaz. Muzafun ileyh nedir? Mecrurdur. Mecrur bir kelime getireceksin. Başka manasının uyumlu olması da istenmiş olabilir. Eğer birden fazla mecrur kelime varsa manaya bakmak zorundasın. Ama bir tane mecrur kelime varsa alternatif yok ki. Dolayısıyla mananın da bir önemi yoktur. Mesela A şıkkı el-müderrisune nedir? Cem-i müzekker salimdir. İrabı merfu. Raf alameti olarak vav taşıyor kendisi. Muzafun ileyh merfu olur mu? Hayır. Mecrur olur. Demek ki A değil. B şıkkı beytun buyut değil mi? El-buyutu merfu. Cem-i mükesser kırık çoğuldur. Onların da raf alameti zammedir. Demek ki merfu bir kelime. C şık el mühendisani mecrur diyemezsin. Tesniye bir kelimedir. Tesniyelerde esreye bakılmaz, harfe bakılmaz. Bunun sağına bakacaksın. Sağda elif var. Demek ki bu da merfu. D'ye baktım. Edemi. Evet. Mecrur bir kelime karşıma çıktı. E şıkkı el mer'etu merfudur. Kesinlikle D şıkkıdır. Çünkü mecrur olan tek kelime D'dir. Alternatifi yoktur. Oldukça basit bir sorudur. Sadece isimlerde irabı bilmeniz gerekir. O kadar. Bir de tabii ki muzafun ileyhin mecrur olması gerektiğini biliyor olmanız lazım. Muzafun ileyh sorusu idi. 18. Ahfazu kelimatin cümlesindeki boşluk sıfatlardan bahsetmiş. Sıfat mevsuf sorusu. Şimdi kelimatin kelimesi. Burada var, ufak bir çeldirici var aslında. Bir yanıltıcılık söz konusu. Buradaki konu evvela kelimatin kelimesi lafızı ne tür bir kelime? İrabı nedir? İrabını bulman lazım. Sağındaki kelime ehfezu fiil fail. Ehfezu fiil. Fail nerede? Fail gizli zamir olan ene olur. Ehfezu hemze ile başlayan muzaridir. Bunların hemze ile başlayan muzarinin faili gizli zamir olan enedir. Yani faili de hemze ile başlar. Ene fail olur. Ne lazım? Mef'ul lazım. İşte kelimatin onun mef'ul olmakta. Ehfezu ben ezberliyorum. Kelimatin, kelimeler mef'ul olur. Kelimatin cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimdir. Mef'uldür. Nasb alameti olarak esre almıştır. Yani şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir, dikkat edilecek husus. Sıfat mevsuf arasındaki uyumları biliyor musun? Muhtemelen biliyorsunuzdur. Zaten bir iki defa anlattım. Yukarıda geçti bu hatırlarsanız. Sorularda geçmişti. Şimdi sıfat mevsuf arasındaki uyum nedir? Bir, evvela irabı uyması lazım. İki, marifelik, nekrelik yönünden uyum olacak. Üç, müfret, müzekkerlik konularında uyacak. Veya işte müfret, müenneslik konularında uyacak. Müfrede müfret,
Müzekere müzeker, müennese müennes uyumlar olması gerekir. Peki kişi baktığında bu bilgileri bilse bile kelimatin mecrurdur. Bana mecrur bir kelime lazım. Dolayısıyla aradığım şık ne olabilir? İşte D veya E olabilir. Ancak onlar mecrurdur gibi düşünmemek gerekiyor. Değil mi? Gerçi el celidati de mecrurdur denilebilir mi? Bir tür bir kafa karmaşası olabilir. İşte bu yüzden dikkat etmeniz gereken şey kelimatin kelimesi, lafzı, esre ile bitmiş olsa da buradaki esre fetha yerine ka inmiş. Adeta fethadır. Kelimatin cem-i müennes salim olduğundan şunu biliyor olmanız lazım. Cem-i müennes salimler hiçbir zaman fetha almazlar. Cem-i müennes salimin raf hali zamme, nasbı da cerri de esredir. Nasbı da cerri de esredir. Peki şu an nasb alameti olarak mı esre geldi, cer alameti olarak? Cer alameti olarak nasıl gelsin? Başında harfi cer yok, muzaf yok. Aynı zamanda kendisi mef'uldür, mef'uller mensuptur. Öyleyse nasb alameti olarak gelmiştir. Yani kelimatin mensuptur. Sana lazım demek ki? Mensup bir kelime lazım. Mensup bir sıfat lazım. Aynı zamanda kelimatin gayri akıl bir çoğuldur. Gayri akıl. Yani kelimeler diyorsun, lafızlar diyorsun. Bunlar da bir mana, bunlar da bir zeka, bir beyin var mı? Yok. Zeka, beyin insanlarda var. Öyleyse bu nedir? Gayrı akıldır. Yani akılsızdır. Akılsız bir çoğuldur, bir cemidir. Öyleyse unutmayın, daha önceden konu anlatımda söyledik. PDF'lere yazıyor, kitaplara yazıyor aynı şey. Gayrı akıl cemiler, müfret müennes hükmündedir. Yani sana müfret müennes ve mensup bir kelime lazım. Ve tabii nekre de olması gerekiyor. Kelimatın nekredir. Müfret, müennes, mensup, nekre. Bu kadar özelliklere sahip kelimeyi bulabilmen lazım. Nekre olduğunu, çünkü kelimatın nekre olduğundan sıfatı da nekre olmalı. Kelimatın mevsuf, sıfatının da nekre olması lazım. Başka? Kelimatın cemi müennes salim olsa da müfret müennes hükmündedir. Çünkü gayri akıl bir cemidir. Bunu da bilmen lazım. Başka? Kelimatın mensuptur çünkü mef'uldür. Öylesi mensup bir kelime bulman lazım. Bu kadar özelliklere taşıyan tek bir kelime görebiliyorum. O da Ceyhan'dır. 20 numaraya gelmiş olduk. 20'de bir çeviri sorusu görmekteyiz. Ne diyor? Yüzünde korku ve utanma belirdi. Belirdiyken yani zahara aşikar oldu, ortaya çıktı, belirdi. Ne? El havfu, korku. Vel hacelu, ve utanma. Nerede belirdi? Ala vecihi, onun yüzü üzerinde. Yüzünde belirlendi, belirdi oldu. Zahara aşikar oldu, belirdi. El havfu vel hacel, korku ve utanma. Ala vecihi, onun yüzü üzerinde. E şıkkı bu şekilde mana çıkar. D'de ne var? Zahara al havfu vel hacelu ala vucuhi. Şimdi E'deki vec müfret, vucuh Diyarbakır'daki vucuh cemidir. Cemi mükesser. Burada yüz diyor. Dikkat edin. Yüzlerlar demiyor. Dolayısıyla Diyarbakır'daki vucuh çoğulu yanlış olur. E'deki vecih doğru. C'ye la yezalu hala demek. Hala diye bir şey tercümede yok. B'ye bak. Zuhurul havfi vel haceli, korkunun ve utanmanın açığa çıkması, belirgin olması. Ala veli, onun üzerinde neydi? Vallahi açıktır. Mübteda haber yapmışlar burada. Fiil cümlesi değil. A'ya bak. Kâne havfu vel hayâ'u ala veli. Kâne oldu. İdi. Bir zamanlar. Bu da yanlış oldu. Tabi kâne istimrar manasında verebilirsin ama sonuç olarak yine yanlış olacaktır. E şık doğrudur. Bu şekilde videomuzun sonuna da gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur.